CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümünde yaptığı açıklamada Türkiye'de alınmayan önlemler nedeniyle üst üste gelen felaketlerde can ve mal kayıpları yaşandığını ifade etti. Her felaketten bir ders çıkarmalı, doğal afetlere karşı vatandaşlarımızı koruyacak önlemleri en üst seviyede almalıyız diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın şu değerlendirmelerde bulundu. Türkiye bundan tam 22 yıl önce 117 Ağustos gecesi saat 03.02'de yaşanan büyük bir depremle sarsıldı. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz büyük afetin 22. yıl dönümünde o gecenin ve yitirdiklerimizin acısı hala yüreklerimizde. Türkiye depremselliği yüksek olan bir coğrafyada bulunuyor. Millet olarak yaşadığımız acı tecrübeler bizi deprem konusunda daha tetikte bulunmaya zorluyor. Deprem kendisini sürekli hatırlatıyor. Bu coğrafyanın insanları olarak hepimiz depreme hazırlıklı olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yok. Depremin bu coğrafyanın bir parçası olduğunu unutmadan alacağımız önlemler vatandaşlarımızın hayatını kurtaracak. Bugünden alınacak önlemleri deprem sonrasına sadece arama kurtarma çalışmaları olarak ertelememeliyiz. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız ama deprem olduktan sonra değil, hemen şimdi. Türkiye alınmayan önlemler nedeniyle üst üste gelen felaketlerde can ve mal kayıpları yaşıyor. Orman yangınlarının yarası daha saramadan Karadeniz'deki sel felaketi ile sarsıldık. Ne yazık ki insanlarımızı öldüren, ne deprem ne sel ne de yangın. İnsanlarımızı öldüren ihmal ve sorumsuzluk. Deprem değil bina öldürür. İhmal öldürür. Bunun için kentsel dönüşümdeki yanlış uygulamalara fırsat vermeden kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm haline getirmeden çalışmalar yapılmalı. Amacımız yaşanabilir kentler kurmak, bunu yaparken de halkın uzlaşma ile sürece dahil olacağı ve hiçbir paydaşın mağdur edilmediği alternatif bir sistem kurmak olmalı. Geçmişteki ülkemizde yaşanan acı deprem tecrübelerimizi hatırlatarak bugün merkezi ve yerelde iktidarda olanlar depremde değil şimdi çalışmalı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim hedefimiz yaşanabilir kentler kurmak. Bunun için önemli adımlar attık. İzmir depreminden hemen sonra İzmir'de gerçekleştirdiğimiz yaşanabilir kentsel dönüşüm çalıştayı bunun en somut örneğidir. Çalıştayda yaşanabilir kentsel dönüşümün ilkeleri ve bu amaçla izlenmesi gereken yol haritası için önerilerimizi belirledik birinci, dönüşüme, rant odaklı değil, insan ve çevre odaklı bakılmalıdır. İkinci, esas olan yerinde dönüşümdür. Temel ilkeler şeffaflık, uzlaşı ve adalet olmalıdır. Üçüncü, merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderildiği bir kentsel dönüşüm yasası hazırlanmalıdır. 4. kentsel dönüşümün planlanması, uygulanması ve her aşamasında ilgili meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ve dönüşüm bölgesinde yaşayan yurttaşların aktif katılımı sağlanmalı, denetim kanalları açık tutulmalıdır. 5. yaşanabilir kentsel dönüşümün deprem, sel, iklim değişikliği ve diğer afet risklerine karşı kentsel dayanıklılığı arttırmanın yanında, konut dışı dönüşümle iyi bir çevrede yaşama anlamına geldiği unutulmamalıdır. Altıncı, doğaya ve tarihe saygılı bir kentsel dönüşüm hedeflenmelidir. Yedinci, dezavantajlı gruplar ve engelli yurttaşlar kentsel dönüşüm sürecinde öncelenmelidir. Sekizinci, kentsel dönüşüm, kentin kimliğini ve zaman içinde oluşan toplumsal ilişkileri yok etmemelidir. Dokuzuncu, kamu yönetimi her aşamada garantör olmalı ve yurttaşlar sadece yönetimle muhatap edilmelidir. 10. eğitime, sağlığa, kültüre ve spora yönelik yapılardan taviz verilmemelidir.